Aritmetik dizi formülünü hemen hatırlayalım. A n eşittir. A p olsun. Artı n eksi p çarpı d. Ydi. Formül tabii ki dizilerde olmazsa olmaz. Şimdi birinci terim ve ikinci terim arasındaki fark 3. Demek ki ortak fark d. Yani 3 olmuş oldu. Böylece a 9 eşittir. 9 eksi 1'den 8. Ortak fark 3 artı a 1 de 4. Böylece 24 artı 4'ten 28 oldu c şıkkı. Sabit dizi ise bir kere sadeleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden n bölü 6 ile eksi 2 bölü 3 eşittir. m buradan eksi 4 olur. Gerçekten göstereyim bakın. Eksi 4 artı n artı 2. 6 n eksi 3. Şimdi yukarısıyı, yukarısıyı, yukarısını eksi 2 parantezin alırsak 2 n eksi 1. Aşağıya e, 3 parantezin alırsak 2 n eksi 1 gider gördüğünüz gibi kesir eksi 2 bölü 3 olur. Bu şu demek ne verirseniz verin artık a n eksi 2 bölü 3. Bu yüzden a 2 de eksi 2 bölü 3. M'yi kaç bulmuştuk? Eksi 4. Çarparsak böylece 8 bölü 3 a şıkkı. Burada arkadaşlar karelerin çevre uzunlukları demiş. Bakın kenar uzunlukları söylememiş. O zaman bunun çevresi 24 bunun çevresi 12 yani. Gördüğünüz gibi ortak çarpan kaç? 1 bölü 2. Bu yüzden A20 eşittir A1 çarpı aradaki fark 19 o zaman R üzeri 19 olur. Böylece A20 eşittir A1 neydi? 1 bölü şey 1 bölü diyorum 24 çarpı 1 bölü 2'nin 19. kuvveti. Aynı şekilde A12 aradaki fark 11 olduğu için A1 çarpı R üzeri 11 olur. Yani 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 11. Yine aynı şekilde A30 da 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 29. Şimdi bunlardan yola çıkarak o zaman artık oluşturalım. A20 gördüğüm yere 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 19. Diğerinde 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 11. Aşağıya da 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 29 yazacağım. 24'ler gitti. Sonra tabanları aynı üstleri topla çıkar. 1 bölü 2 üzeri 1 kaldı. Demek ki 12'ymiş B şıkkı. 7 asal sayı olduğu için üsttekini kullanacağız. Yani A7, 7 artı M olacak. Bir de asal sayı olmadığı için A1 de 4 artı M'ye eşit olacak. Ve bunların çarpımları 54 verilmiş. Böylece M kare artı 11M eksi 28 eksi 54. Burası çok önemli değil ama yine de yazayım. 28 eksi 54'ten 26 eşittir 0. M'lerin alacağı değerler toplamı dediği için M1 artı M2 kökler toplamından eksi B bölü A eksi 11 B şıkkı yapar. 6 kenarı olduğu için arkadaşlar 6 seferde bir başa dönecek. Haliyle evet A 6 N artı 2 dizi sabit dizidir. Çünkü dediğim gibi 6 seferde bir başa döneceği için N'ye ne verirsek verelim şu artı 2 kısmı bizi ilgilendirecek. Örnek hemen söyleyeyim bakın. ...N'ye 1 verdiğiniz zaman 8'dir. Buradan aslında size 9 devinim. Çünkü AN için diyor N artı 1 devinim. 9 devinimde 6 ile bölümünden kalan aslında 3. devinime karşılık geliyor. Diyelim N'ye gittiniz 5 verdiniz tamam mı? 32 yapar. 1 ekle 33. 33'ün 6 ile bölümünden kalan ne? Yine 3. Bakın her seferinde 3. 3. devinimi buluyoruz. O yüzden evet bu bir sabit dizdir. A3 artı A5. A3 arkadaşlar... Dördüncü devinim n artı birden de dolayı haliyle ne olacak bakın. Dördüncü devinimde 1, 2, 3, 4, 5'e ulaşacak. Sonra A5'te arkadaşlar 6. devinim e, ne olacak o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 1'e ulaşacak. 6. Dev, şey, 5. 6. devinim olacak doğru. Bunları topladığımız zaman da 6 gelecek. S12 A1 artı A2 nokta 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 A12'nin toplamı demek. Zaten arkadaşlar 6 devinimde olayı tamamlıyor. Yani e, 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın toplamı oluyor. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dolayısıyla burada 6 çarpı 7 bölü 2. Birden 6'ya kadar olan sayıların toplamı. A7'den itibaren yine başa dönüyor. İkinci altılık periyotta yine ilk 6 sayının toplamı. 6 çarpı 7 bölü 2. Böylece 42 olmuş oldu. Bu da doğru. E şıkkı. Sayılar 3'er 3'er artacak normalde eğer eksi olmasaydı. Çünkü 3n artı 2'den dolayı çünkü n'nin kat sayısına göre artar. Şimdi bundan sonra mı şuna dikkat edeceğiz. İlk verdiğimiz zaman 5 ama önünde eksi 1 olacak. Sonra ikincisi arkadaşlar artı 8. Üçüncüsü eksi 11. Dördüncüsü artı 14. Nokta 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 nereye kadar böyle gidecek? 20 çarpı 3 60. 62 bu da artı 62 olacak. Haliyle arkadaşlar bakın. Şimdi birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, nokta nokta, yirminci terim. Her iki terim arasında artı 3. Her iki terim arasında artı 3. 20 tane böyle ikililer, pardon, 20'ye kadar ikililer var. Kaç tane ikili olur 20'ye kadar? 20 tane sayı olduğu için 10 tane ikili olur. 10 çarpı 3'ten de bu yüzden 30 olacaktır C şıkkı. A 2N normal fonksiyon aslında. F N gibi düşünün ve F 2N'yi sorduğunu düşünün. 2N'nin karesi 4N kare. Artı 2N artı 1'dir A iken. A 3N de yine 9N kare. Artı 3N artı 1'dir. 13N kare artı 5N artı 2. Demek ki bu C'ymiş. Bu pardon B'ymiş. Bu C'ymiş. Bu da D'ymiş. Haliyle 18, 2 daha 20 oldu. D şıkkı. K'ya 1 verdiğimiz zaman logaritma 2, 3. 2 verdiğimizde logaritma 3, 4. 4, 3 verdiğimizde logaritma 4, 5. Nokta 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 logaritma n artı 1 çarpı şey n artı 2. Bir taban bir sayı eşitse birbirini götürüyordu çarpımda. Hatırlayın lütfen logaritma kuralı. Böylece bunlar gidecek. Log 2 n artı 2 eşittir. 4 olduğundan dolayı at öbür tarafa n artı 2 böylece arkadaşlar. 2 üzeri 4'ten 16. N 14 geldi. C şıkkı. Şimdi sadece şunu düşüneceğiz. Ardışık iki terim. Birisi A N. Öbürü A N artı 1. Haliyle A N ne olacak? N çarpı N artı 1. Eksi N. Eksi N eksi 1. Buradan da N kare artı N eksi N. N kare eksi N eksi 1 geldi. A N artı 1 de N artı 1 çarpı N artı 2. Eksi n, eksi 1, eksi n, eksi 2. Buradan bakıyorum ne kare? 3 n artı n oldu. Şurası artı 2, eksi 3. Burası da eksi 1 oldu. Topladığımız zaman bu ikisini topla diyor çünkü. 2 n kare eksi 2 eşittir 48'miş. n kare eşittir 25. n 5 olacak arkadaşlar. Küçük olanı hangisidir diyor. Küçük olan zaten gördüğünüz gibi A5. Büyük olan da A6. Cevap C şıkkı. Özel bir şey yapmayacağız. N A N artı 1. N artı 1 eksi 2 bölü 3 N artı 3 artı 23. Sadece N gördüğümüz yere N artı 1 yazacağız. Bu yüzden N eksi 1. Burası da 3 N artı 26. Küçüktür 1 bölü 4. Şimdi bundan sonra artık ne diyeceğiz? Payda eşitleyelim. Şöyle bir şey yapabilirim. Ee, biliyoruz ki 4 N eksi 4. Öbür bu tarafa attım sağ, sol tarafa. Eksi 3 N Eksi 26 bölü 4 çarpı 3 n artı 26 küçüktür 0. Şimdi arkadaşlar n'ye ne verirseniz verin burası pozitiftir. Çünkü artık normal eşitsizlik yapmaya gerek yok. Sonuçta n'nin pozitif tam sayı olduğunu biliyorum ya payda eşitledim ama sadece şuraya bakman yeterlidir. Ona da dikkat et boş boşuna uğraşma sonra. n eksi 30 küçüktür 0 n küçüktür 30. Demek ki n arkadaşlar 29 olursa yani 29 tane terim olursa 1 bölü 4'ten küçük oluyormuş. B şıkkı. Toplamın en küçük olması için A2'yi özellikle çok büyük vermememiz lazım arkadaşlar. Artan bir dizi ama aritmetik falan demiyor. Ona dikkat edin. Normal artan bir dizi. A2'yi ortak kullanacağım için hem de küçük yapmak istediğim için 4, 4 dersen bakın bu 3 olur. Burası da 6 olur. Sayıları büyütmemiş olurum birbirine yakın seçtiğimden dolayı. Haliyle 3, 4, 6 oldu ilk 3 terim. Sonraki terimler direkt tam sayı böyle birer birer artsın problem yok. Bunların toplamı böylece 37 oldu. En az E şıkkı geldi. Birinci terim 2, ikinci terim 6, üçüncü terim 18. Demek ki anlıyoruz ki arkadaşlar burada bir geometrik dizi var ve ortak çarpan 3. O zaman 2 çarpı 3 üzeri n-1 diyeceğim. Çünkü bu birinci gün, bu ikinci gün, bu üçüncü gün İkinci gün 3 üç katı, üçüncü gün 9 katı. Haliyle n'inci gün n-1 katı kadar olacak. O yüzden n-1 yaptım. Bu eşitmiş 54 çarpı 27 üzeri 5. Bunlar da sadeleşti. 3 üzeri n-1 27 çarpı 27 üzeri 5 oldu. Yani 27 üzeri 6 bu da 3 üzeri 18 yaptı. Demek ki n-1 18'miş. n de buradan 19'muş arkadaşlar. Cevap D şıkkı.